Allah Azze ve Celle Kadir Gecesi'nin ne olduğunu Müslümanlara anlatmak için bu konuyla ilgili kamil bir sure indirmiştir. Yani Kadir Suresi dediğimiz Kadir Gecesi'ni bize anlatan kamil bir sure indirmiştir. Ve bu surede Allah Azze ve Celle Kadir Gecesi'nin ne olduğunu bize öğretiyor. Diyor ki, اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدِرِ Biz o Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Yani bir nevi Allah Azze ve Celle bize şunu söylüyor kardeşlerim. Benim yanımda en değerli olan şey benim kitabımdır. Kıyamet gününe kadar semadan yeryüzüne indirilmiş olan Allah'ın ipidir. Zaten Kur'an'a hablullah diyoruz. Yani Allah'ın semadan yeryüzüne sarkıtmış olduğu ipidir diyoruz. Benim yanımdaki bu en değerli kitabı Kadir Gecesi'nde indirdim. Demek ki Kadir Gecesi de Allah'ın yanında gecelerden en hayırlı gece olduğu için Allah en hayırlı şeyi o gecede indirmiştir. Sonra Peygamberimize diyor ki وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ Sen Kadir Gecesi'nin ne olduğunu nereden bileceksin? لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ Kadir Gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Kadir Gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Yani dünkü dersimizde de kısmen değinmiştim kardeşlerim. Düşünün, bir adam 1000 ay boyunca Allah'a ibadet ediyor. Gündüzleri oruçlu geçiriyor. Geceleri kıyamda geçiriyor. Allah sizi Kadir Gecesi'ne muvaffak kılarsa, siz o muvaffak olduğunuz bir geceyle 1000 ay Allah'a ibadet eden insanla aynı seviyeye gelmiş oluyorsunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte diyor ki, şüphesiz ki size Ramazan geldi, onda öyle bir gece vardır ki o gece 1000 aydan daha hayırlıdır. Kim onun hayrından mahrum olursa, hayrın hepsinden mahrum olmuştur ve ancak ondan mahrum olanlar mahrum olurlar, diyor. Yani düşünün, Allah Azze ve Celle seneye bir hediye yerleştirmiş ve bazı insanlar bu senenin hediyesinden mahrum kalıyorlar. Demek ki gerçekten bu insanların Allah katında bir değeri yok ki veya Allah katında bütün değerlerini yitirmişler ki Allah Azze ve Celle onları bundan mahrum etmiştir. Onun için kardeşlerim, Kadir Gecesi'ne muvaffakat etmemek, yani bu sene kaçırdık denecek bir şey değildir. Allah'ın insanı hayırdan mahrum bırakmayı dilediğini gösterir. Sonra Allah Azze ve Celle diyor ki تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ ف۪يهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ O gün melekler ve ruh, yani Cibril, meleklerin içerisinden Cibril, o gün yeryüzüne inerler. Seleften bazıları bu ayet-i kerimeyi tefsir ederken diyorlar ki Kadir Gecesi'nde yeryüzünde adım atacak hiçbir yer kalmaz. Yeryüzünün her bir karışını ve her bir parçasını Allah'a kulluk eden, Allah'a secde eden melekler doldururlar. Yani o gece en fazla yeryüzüne meleklerin indiği, bereketin inmiş olduğu gece Kadir Gecesi'dir. En önemli mesele ise kardeşlerim, Allah Azze ve Celle diyor ki selamun hiye hatta metla'il fecir. O fecir doğuncaya kadar selamdır. Kadir Gecesi selamdır. İslam'da selam ne için kullanılır? İslam'da selam kötülükten arınmış olan her şey için kullanılır. Mesela biraz önce kardeş bize teravihi kıldırırken Ahzab suresinden bir ayet okudu. Tahiyyetuhum yevme yelkavnehu selam. Allah'la karşılaştıkları gün onların selamlanma şekli esselam cümlesidir diyor Allah Azze ve Celle. Yani Allah kullarını selam diye karşılayacak. Müminler canlarını verirken geçen derslerimizde söylemiştik. اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّب۪ينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ O melekler müminlerin canlarını aldıkları zaman onlara selamun aleyküm derler. Onların ruhlarını selam ile karşılarlar. Allah Azze ve Celle cenneti selam diye isimlendiriyor. وَاللّٰهُ يَدْعُوا اِلَى دَارِ السَّلَامِ Allah sizi selamet yurduna, yani azabın olmadığı, hüznün olmadığı, korkunun olmadığı yurda Allah Azze ve Celle sizi davet eder diyor. Doğal olarak kardeşlerim, Kadir Gecesi'ne muvaffakat eden bir insan, Allah Azze ve Celle onu korktuğu her şeyden selamette kılmıştır. Neden korkuyorsun? Günahlarının etkisinden mi korkuyorsun? Allah seni selamette kılmıştır. Allah'ın sana azap edip seni cezalandırmasından mı korkuyorsun? Kadir Gecesi'ne muvaffakat edersen Allah Azze ve Celle seni selamette kılmıştır. Yeter ki Allah seni o geceye muvaffak kılsın. Ondan dolayı Rabbimiz diyor ki selamun hiye hatta matla'il fecr. Başka bir ayet-i kerimede Allah Kadir Gecesi'ni anlatırken kardeşler diyor ki inna enzelnahu fi leyletin mübareke. Biz o Kur'an'ı mübarek olan bir gecede indirdik. Onda yapılan ameller bereketlidir. Onda yapılan dualar bereketlidir. Onda Allah'a sunulan dualar bereketlidir. Yani o gecede ne yaparsanız yapın, Allah Azze ve Celle o geceyi bereketli kıldığı gibi o gecenin içerisinde yapılan bütün amelleri de bereketli kılmıştır. Ve bir de Peygamberimizden dinleyelim sallallahu aleyhi ve sellem. Muttefakun aleyh bir hadiste diyor ki مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنْبِهِ Kadir Gecesini iman ederek,
Yani Allah'ın varlığına, birliğine, bu geceyi meşru kıldığına iman ederek. Vahtisaben ve ecrini de Allah'tan bekleyerekten. Yani mesela kıyamda duruyoruz bu gece, ihtisap yapıyoruz. Allah'ım diyoruz, bu kıyamımdan murad ettiğim tek şey senden ecir almaktır. Başka hiçbir şey murad etmiyorum. Allah Azze ve Celle'den ecir bekliyoruz. Bu şekilde Kadir gecesini kıyamda geçirenlerin غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنْبِ onun geçmiş olan bütün günahlarını Allah Azze ve Celle affeder diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse kardeşler, şu an bizim önümüzde bir fırsat var. Yani bu Ramazan'ın son 10 gününde bizim önümüzde bir fırsat var. Allah Azze ve Celle bizi bu fırsat demiş olduğumuz geceye muvaffak kılarsa, geçmişle ilgili yaşanan bütün kötülükleri unutun. Allah Azze ve Celle'nin garantisi altındadır, affedecek. Gelecekle alakalı da bütün hayrı ve bereketi bekleyin. Çünkü Allah Azze ve Celle bu geceyi ve bu gecede yapılan amelleri bereketli kılmıştır. Bu geceye niye Kadir gecesi denmiştir? Leyletul Kadir denmesindeki hikmet nedir kardeşlerim? Bakın şimdi Kadir gecesinin şerefini anlamak istiyorsanız, alimlerin onun niye Kadir gecesi diye isimlendirildiğindeki ihtilafına bakın. Hani biz diyoruz ya, İslam'daki en yüce mertebelerden biri şehadettir. Şehadetin fazlına dair hiçbir hadis veya ayet gelmeseydi bile, alimler şehit niye şehit diye isimlendirmiş, oradaki tartışmaya bile baksan, şehadetin ne kadar büyük bir mesele olduğunu anlıyorsun. Kadir gecesi de böyle. Şu saydığım naslardan hiçbiri olmasaydı bile kardeşler, ulemanın bu konudaki ihtilafı bile yeter. Bir grup alim demiş ki, Kadir gecesi kadir ve kıymet kelimesinden gelir. Çünkü o gece Allah'ın yanında o kadar kıymetlidir ki, Allah Azze ve Celle bu geceye kıymet anlamında, değer anlamında Kadir gecesi denmiştir. Ve aynı zamanda demişlerdir, en değersiz insanlar bile bu gecede iman ederek ve ecrini Allah'tan bekleyerek bu geceye muvaffakat ederlerse, Allah Azze ve Celle'nin katında değerleri artar, değerleri yücelir. Bundan dolayı Kadir gecesi denmiştir. Bir başka grup alim demiştir ki kardeşlerim, bugüne Kadir gecesi denmesinin sebebi darlık anlamındadır. Kadir kelimesi Arap lügatında darlık anlamına geliyor. Neyin darlığından peki buna Kadir gecesi denmiş? Demişler Allah yeryüzünü öyle bir meleklerle doldurur ki yeryüzünde adım atacak yer kalmaz. İğne atsan yere düşmez. Bizim deyimlerimizde olduğu gibi yeryüzü o hale gelir. Melekler yeryüzünü daralttıklarından dolayı, doldurduklarından dolayı Allah Azze ve Celle bu geceye darlık anlamında Kadir gecesi denmiştir. Bir başka grup alim demiştir ki Kadir gecesi bütün kaderin o gecede dağıtıldığı gece olduğundan dolayı kader anlamında Kadir gecesi denmiştir. Ki Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيمٍ Hikmetli olan her iş o gecede, yani Kadir gecesinde dağıtılır. Eserlerde varit olduğu üzere bu gece Allah Azze ve Celle levh-i mahfuzdan insanların bir senelik kaderlerini meleklerin ellerine verir. Ve her görevli olan melek de o bir sene içerisinde ne yapacağını eline verilmiş olan levhalardan bir senelik vazifesini alır.